TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Hemen partnerime dönmek istiyorum. Çünkü bugün yine gündemimiz çok yoğun. E, anlatacağı, yorumlayacağı çok haberimiz var. Evet, TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atollah Arbaz. Hoş geldiniz Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum e, size ve seyircilerimize. Bugün de birlikteyiz. Evet. Dün e, tabii herkes nefesini tuttu. Özellikle bayramda bir yerlere gitmek isteyen, memleketine evet. ya da farklı yerlere gitmek isteyenler Bakanlar Kurulu sonucundaki açıklamayı bekledi. Hepimiz kulak kesildik. Evet. Tabii yani şöyle bir 9 gün, 10 gün bir tatil olsa da gitsek efendim. Şöyle bir bayramlaşsak ya da dinlensek, gelsek dediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları Tabii e, bu müjdeyi bugün için, dün için vermedi. Yani hiçbir şey o konuyla ilgili söylenmedi. Tabi tabi ama e, arada iki gün var zaten. Hı -hı. İki gün e, için herhalde farklı bir tavır olmaz. Hı -hı. Ben yine o beklenti içerisindeyim diyorum ki çarşamba ya da en geç perşembe günü bu açıklanacak ve dokuz gün olacak. Herkesin valizlerini ya da hazırlığını öyle yapmasını. Öyle mi diyorsunuz ya da hiç dün bahsedilmediği için e, tatil olmayacak mı ya da kesin olmadı diyenler de var. Böyle yorumlar yani da öyle, geliyor. Yani Öyle diyenler var ama şey var yani orada tespitler önemli. Yetkililer bilhassa Karayolları, İçişleri Bakanlığı falan kendilerine göre tedbirleri var. Şu var orada yani hükümet üyelerinden bazıları Efendim bayramlarda geçmişte falan izinler oldu gittiler hem Anadolu'ya bulaştırdılar hem Anadolu onlara bulaştırdı falan geldi ama bu gerçek değil artık yani Anadolu'da da her yerde de e, yani Türkiye'de düşünün 3000'lerden bahsediyoruz vaka sayısı 3000. Evet. Nereden nereye Aynen girmişiz? Öyle. Eski konjektör yok eski durum yok onun için bu konuda endişe etmenin hiçbir anlamı da yok. 2 yıldan sonra... E, dolayısıyla insanlar kucaklaşmak istiyor, bir bayramlaşmak istiyor. E peki şimdi hemen bununla ilgili bir şey soracağım size. E, ben bazı böyle e, gazete haberlerinde okudum e, doktorların açıklamaları e, bayramdan sonra vakalar artabilir diyorlar. Siz buna ne diyorsunuz? Şimdi hani zaten o, onu... bayram olmadan da birlikte A, değil miyiz artık kalabalık tabii, yerlere gidilmiyor mu gidiliyor? Birlikteyiz ama artsa ne yazar? Hah. Yani şu anda bilemesi. geçen gün bir arkadaş beni aradı. Son varyantına yakalanmış İlk 5 gün biraz çetin geçti dedi sonrasında yavaş yavaş kendime geliyorum Aha. yani eklem ağrıları var ondan sonra kas ağrıları var kendini halsiz hissediyor böyle ağır bir grip gibi artık böyle tezahür ediyor evet. böyle gösteriyor kendini dolayısıyla bence panik olmanın bir anlamı yok bir buçuk yıl önce iki yıl önce hatta bir sene öncesine göre çok, çok iyiyiz sayılar Tabii. da hızlı bir şekilde efendim düşüyor. Yani bunu illa efendim işte dört gün olsun beş gün olsun demenin bir anlamı yok çünkü insanlar bir dinlenmek istiyor kafasını dinlemek istiyor ya da kucaklaşmak istiyor. Geçmişte bıraktınız da efendim yakaladılar ne oldu yani bir şey de olmadı yakalandılar çektiler ne oldu falan. Yani sonuç itibariyle kim ne ceza şey yaptı aldı ya da neyin incelemesini ödedik canlarımız gitti vefat ettiler ama şimdi öyle bir konjektör yok yani vefat sayısı çok ciddi bir şekilde düştü. Ondan sonra pandemi yakala şey sayılar da düştü. Evet, ben hastayım, şu anda hastaneye yatıyorum ya da yoğun servisteyim diyen kimse yok. Hiç duymadım. Hatta birçok yerde yoğun servislerde insan da kalmadı. Evet. Tamam mı? Kapatıldı Şimdi, bile o bölümler değil mi? Evet, bölümdü. Hayır, açık olur farklı şeylerde kullanılır o farklı şeylerde. Bir de tabii Şimdi bunun üzerine bence benim niye ben e, benim yorumum burada güçlü. Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Hı hı. Yani dün Bakanlar Kurulu oldu. Bakanlar Kurulu toplantıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda yani bayram tatili ya da bayram izni hususunda bir, bir şey söylemedi. Geldi. Evet. Ve fakat bugün Bilim Kurulu da toplanıyor. O da kararını verecek. Hı. Maske için. Ha yani maske, hep bekliyorduk ay, ya. Tabii bugün bir araya gelecekler. Maskesiz hı. mi, maskeli mi diye. Devam mı? Bala, tamam mı diye? Valla de pek maskeli insan Yok, kalmadı. Yani kalmadı. var var ama tabii pek tabii. çok da kalmadı. Son bir ay içerisindedir bir ay içerisinde pek toplu taşıma araçlarında da görüyorsunuz. Evet. O da kaptanlar şey yapıyor ikaz ediyorlarmış Aha. işte maskenizi takın yoksa bile maske veriyormuş falan. Bunun dışında ben de çarşıda pazarda hakikaten pek görmüyorum yani maskeyi kimse de görmüyorum. Ama bugün bilim kurulu toplanacak kararını verecek. Bu karara göre de çarşamba ya da en geç perşembe günü efendim ne olacak e, bu iş ortaya çıkacak netleşecek bence 9 e, do gün olacak bu bayram tatili e, yönetmenimiz de e, uçak bileti efendim arıyor o da Trabzon'a mı Giresun'a gidecek herhalde o da Karadeniz'e gidecek. Böyle de tatil şeyini yapanlar, planlarını yapanlar var. Ha yönetmende var. tatil planı Tabii. var. Yönetimi bir yere göndermem programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. <laughs> Bayramda Çok... da burada her şey var Ama devam bizim ediyor o yüzden. Ya yardımcı, yardımcı yönetmenlerimiz var efendim yani. Evet yani peki yardımcıları illaki diyorsunuz var. ki Fırat gitsin biz bir şekilde yaparız. Yani dinlemek istiyor çocuk ne yapalım yani. Onun için ben de müşteri olsun valizini hazırlasın. Yani çarşamba olmasa perşembe günü kesin Allah'ın izniyle efendim bir açıklama bekliyoruz, vatandaş bekliyor. E, çünkü ha, hakikaten Covid-19 ve varyantları artık yatağa bile düşürmüyor. Bırakın efendim e, farklı şekilde hasta olmaları artık yatağa bile düşürmüyor, hafif geçiriyorlar. Yani bütün bu tablo varken... Hele hele bilim kurulunda da evet maskeleri çıkarabiliriz açık havada dedikten sonra. Ama açık kimse havada bu, dendi zaten Atabeyciğim. E, açık evet havada ama dendi baş, kapalı ortamlar ama kaldı. Ama ben işte onu <laughs> bekliyorum yani. Dediğiniz gibi açık havalardan sonra bir de ka, şey kapalı <laughs> evet. yerlerde yani insanlar bayramlaşsın mı, kucaklaşsın mı, bir araya gelsin mi? İşte o açıklamayı bekliyoruz. O açıklama geldikten sonra umut ediyorum kuvvetle muhtemel 9 e, gün olacaktır efendim. Evet, valla şöyle bir o zaman bir sır vereyim size. Ben geçtiğimiz hafta metrobüse bindim. Evet, metrobüse bindiniz, değil <laughs> mi? Ve maske takmadım. Valla karşıya geçmek isteyenler maske metrobüse. Maske takmadım, ama neden takmadım? Tabii ki maske'm yanımdaydı. Bir baktım ki metrobüste herkes maskeli. Herkes maskeli. <laughs> oh dedim herkes Ay. maskeli. Ben biraz nefes alayım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Gerçekten evet. işin şakası. Nereden baktınız olaya? Ya? Ama ee, Metrobüs yani böyle toplu ulaşımda hala insanlar tedbir amaçlı da olsa takıyorlar Tedbiri Kendileri elden bırakmamak lazım daha diyorsunuz. Daha iyi hissediyorlar ama ben çoğu insanda olduğu için takmadım belli bir yani belli bir Aa, şeylerde evet. açtım bir nefes aldım. Çünkü ben gerçekten çok tıkanıyorum nefes alamıyorum maskeyle. Hmm. Ee, ama evet tabi ki Psikolojik hastaneler. bir durum olabilir mi acaba olabilir, sizdeki? Olabilir. Yani, yani sevmiyorum evet. o maskeyi. Yani, maskeyi Herkes var. taktığı için bir tık içim daha rahattı. Ama tabii ki toplu ulaşımda e, takmaya devam. Ama bakalım açıklamayı da beklemiyor değilim. Evet, Açıklama kurulu... geldiği anda ben bütün maskelere veda edeceğim. Vallahi öyle değil. Evet e, siz Buyurun. bahsetmiştiniz zaten dünkü kabine toplantısından evet. e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Yolun sonu güçlü Türkiye dedi. Erdoğan yaşadığımız sıkıntılar dünya ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi dönüşümün sancılarıdır. Evet sabredersek, azmedersek, sağlam durursak bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor dedi. Evet. evet Sayın Cumhurbaşkanı e, e, şey yapmayın, istikrarlı olun. Yani e, pireye kızıp yorganı yakmayın, sabredin. İyi gidiyoruz. İnşallah yolun sonu efendim Türkiye'nin güzelliği olacak bir gün E5 diye tabi E6 diye tabir edilen e, efendim yolda seyrederken buraya doğru gelirken işimize ülkücü çocuklar bir şey yazmışlar. Dayan Türkiye kurtuluyorsun. O sö <laughs> o sözü görünce çok güldüm ya dedim. E, yani niye böyle yazdılar çocuklar diye falan. Onlar tabii e, herhalde iktidar değişikliği falan e, bir 10 sene 15 sene oldu hı hı. daha fazla tabii. Öyle bir slogan gördüm falan ee, güldüm de yani dayan Türkiye kurtuluyorsun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da aynen bunu hatırla, hatırlatıyor. Zor günler geçiriyoruz, zor günler var. Bunlar dünya konjektöründe var, her yerde var, herkes sıkıntı içerisinde ama dayanın karamsarlık içerisinde bulunmayın. Yolun sonu refahlık, güzellik ve mutluluk olacak diye. İnşallah, evet. Bu da çok güzel. Şimdi televizyonlara liderler çıkıyor. E, sivil toplum örgütlerinin bazı şeyleri efendim önderleri çıkıyor diyelim, başkanları çıkıyor. Hele hele sivil medyada şey e, sanal medyada tweetler atılıyor. Yıkılıyoruz, ölüyoruz, aç, açız. Efendim e, her tarafta zam var e, gibi böyle karamsar tablolar çizmekte e, hiç hoş değil karamsarlık pompalamak hiç kimsenin iyiliği için değil. Akşama kadar sokaklarda arkanıza da insanları alın. Acız dediğinizde e, nasıl bir empati yapmış olursunuz? Moralleri bozarsınız. E, hayat pahalı her yerde var. Yaz ayları geldi bilhassa sebze ve meyvede e, çok güzel efendim fiyat indirimlerini bekliyoruz. Güzel günler bekliyor Türkiye'yi. Bir de bu, bu konjektörü atlatacağız. Bu savaş konjektörünü. Efendim e, bu savaş durumunu aynı zamanda Covid 19'u atlattık atlatıyoruz. Bunların hepsi geride kaldıktan sonra biz gene ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Bunlar çünkü enerjiyi vurdu. Enerjiye çok ciddi zamlar geldi. Bu da her kalem'e yansıdı İşin şeyi bu. Efendim ölüyoruz öldük dayanamıyoruz demenin hiçbir anlamı yok. Evet. Dayan Türkiye kurtuluyorsun. <laughs> sonu güzellik, iyilik, refah, ferahlık olacak hemen. evet. Evet. Devam edelim haberlerimizle. Her yerde bayram var. Çarşı pazarın ikinci el piyasasının turizmin nabzını tuttuk. Ramazan Bayramı'nda turizm, otomotiv, ulaşım, yeme içme ve hazır giyim sektörü dahil 20 milyar liralık bir harcamanın yapılacağı tahmin ediliyor. Birçok sektörde fiyat artışları yaşanıyor. Tabii. Evet. İkinci el piyasası ikinci el piyasası değil mi? Araçlar. Tabii adam aracını alacak, tatil yapacak. Hı hı. Şimdi otobüsle, uçakla ben gideceğim ama gideceğim yerde ne yapacağım? orada nasıl doluşacağım diyor. Oralara da gidip şey dolaşmam lazım. Benim bir araba almam lazım. Çoluk çocuğu dolduracağız buradan, yola çıkacağız efendim. Nereye gideceğiz? Bir taraftan Erzincan'a gideceğiz, öbür tarafta Sinop'a gideceğiz, aşağıda Antalya'ya ineceğiz efendim, İzmir'e gideceğiz. Şimdi dediğim gibi şeyler arası otobüslerle ya da uçaklarla seyahat edebilirsiniz. Bu güzel. Buna hiç kimse bir şey demez ama düşünün 4 kişilik bir aile böyle seyahat ediyor. Ya hiç güzel değil. Nisan aklına araba geliyor. Hı -hı. Kesinlikle onun için bu yaz aylarında sıf tatil yapmak için, gezmek için kendi arabasıyla böyle bu piyasa şey yapıyor. Ne oluyor? Fırlıyor. Şimdi de e, ne diyorlar e, fiyatlarda yüksek yani. Evet. Neden arz talep meselesi. İnsanlar yüklendikçe onlar da e, bir e, vicdan ve cüzdan meselesi arasında sıkışıp kardeşini. Yeme içme de öyle. E tabi vicdan e, vicdanlı olmaya gerek yok. Bizim de birkaç aylık bir şeyimiz var Eylül'e kadar falan. Biz Hı -hı. burada para kazanacağız. Ne üstüne koyarsak adam gözünü zaten karartmış evet. gezmeye gidecek tatil'e gidecek alalım insanların cebinden elinden paraları doğru mu değil. Değil tabii ki. Değil tabii. Fırsatçılıktır. Öyle midir? Evet. E, oteller de öyle değil mi yani? Birçoğu Ege'de ben biliyorum dostlarım da var. Kapalıydılar ya. Aynen. Şimdi açıldılar. %75, 65, 80. O bütün kışı çıkarayım istiyor Tabii, yani, çayda. Ha, en sonda baktılar ki çok ciddi bir şekilde yani doluluk oranları yükseliyor. Panik de oldular. Ya gelirlerse ee, ne yapalım ya da önceden rezervasyonlarını rezervasyonlarını yapsınlar bir an önce gelsinler biz de işimize bakalım. Ee, öyle bir ilanlar da verdiler efendim beyanlarda da bulundular ama birçoğu iki senedir neredeyse yani çok az %10 15 randımanla çalışıyorlardı, müşteriyle çalışıyorlardı. Bazıları da anahtarı vurdular yani. Şimdi piyasalar açıldı. mademki ki 9 günlük tatil var inşallah olacak. Ya, bırakın insanlar gelsinler rahat bir şekilde bir tatil yapsınlar. Ha, tatil yapsınlar mı ya? Ben bayramı da tatil gibi algılanmasının efendim <laughs> iyi olduğunu e, sanmıyorum ya. İyi bir şey değil. Bayramı bayram gibi yaşayacaksınız. Kentinize, köyünüze, kasabanıza gidin. Bayramlaşın, kucaklaşın, çocuklar tanışsın. Efendim büyükler bir arada olsun, eskilerden bahsedilsin. Bu daha güzel olur. Bayramı bayram gibi yaşarsınız. Ama efendim gideceğim yer yok vallahi ne yapayım köyde de zaten evde yok e büyükler var onlar da bizi tanımıyor ne yapalım Bodrum'a gidelim diyenler varsa hı hı. E bunlara da yardımcı olmak hı hı. lazım değil mi? Çeşme'ye, Bodrum'a Antalya'ya falan gidenler varsa yardımcı olmak lazım. Bunu fırsat olarak bellememek lazım. Her yer full dolu hemen şimdi yolmamak lazım insanlara. Bir bakalım o zaman. Tatil dediniz. Evet Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı %80'e ulaştı. Evet %80'e ulaşmış. Ne diyorsunuz? çok güzel. Ki hani mesela <laughs> Bodrum'da yaz kış oturan çok fazla var. Yani Ege kışında oturan çok fazla var ama kuşa, Gerçi Kuşadası da öyle yaz kış oturan insanlar var. Orası daha şehirleşti, şehir gibi oldu. Buna rağmen eee doluluk oranı %80'e ulaşmış. Biz otellerden bahsediyoruz tabii. Orada olanlar, sürekli kalanlar olabilir. Orada kalıyor olabilirler ama biz otellerden bahsediyoruz hakikaten o turistik tesislerde ciddi bir şey var. Yoğunluk olacak bayramda. İnsanlar rezervasyonlarını yaptılar, gidecekler. Dokuz yani son gün... güne bırakmayın rezervasyonlarını. E doluluk oranı şimdiden vallahi kalırsınız. Gitmek istiyorsanız tabii, "Ya tabii. dur ben bir iki gün daha düşüneyim." demeyin. Gitmek evet, istiyorsanız ikaz hemen yaptın. ediyorlar zaten. Bir an önce gitmeleri gerekiyor ya, ya da şey rezervasyon yapmaları gerekiyor. Ortada kalabilirler. Bayram da zaten geliyor. Şurasında ne kaldı ki? Önümüzdeki hafta Tabii bugün bayram Tabii salı, işte yani. önümüzdeki hafta bugün. Bayramın salı, ikinci günü. <gülüyor> Tabii <gülüyor> bayramı şey yapacağız. Bu da bir gerçek. Şimdi hakikaten bu sektör de çok sıkıntı çekti. İki yıldır sıkıntı çekiyor. Madem ki öyle, ben Vakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama gelmedi. Ama, ama ve fakat. Niye yapsınlar efendim bunu 9 güne çıkarsınlar insanlar hem pandeminin o psikolojisini hem de bir dinlensinler. 9 gün bayram olsa fena mı olur? Turizm sektörü de canlanmış olur. Onlar da bir para kazanmış olurlar. Batı'dan turist bekliyoruz tabii. O da bir provazör geldi yanaştı sanıyorum. Çeşme'de mi? Evet Çeşme'de geliyorlar ama onlar tabii çok zengin turistler. Efendim, orada odalarında kalıyorlar, gece oraya dönüyorlar ama olsun. Çeşmede alışveriş yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Orası da çok e, döviz bırakıyor. o Güzel tabii. E, dışarıdan da gelecekler, Batı'dan, Avrupa'dan bu sene turist bekliyoruz. Ama umudumuz efendim Rusya'dan ya da Ukrayna'dan e, pek yok. Savaş halinde iki tane ülke. Onlarda azami ihtiyaçlarımızı karşılayalım ya da paramız elimizde kalsın. Önümüzü göremiyoruz, savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz, nereye kadar gidebiliriz bilemem şeklinde bir tavırları var. Ama yarın öbür gün bir barış olur, kesin ateşkes olur, arkasında da bir barış gelir. O ayrı bir şey. Turizm mevsimi de devam ediyor olursa Rusya'dan ve Ukrayna'dan turistler gelebilir. E göç de edilmiş zaten bu iki ülkeden. Böyle de bir gerçekliliğimiz var. Ben bu sene Avrupa'lı şeylerimizi yani gurbetçilerimizi Avrupa'daki gurbetçilerimizi lütfen memleketinize gelin. Her gün söylüyorum tatilinizi buradan geçirin turizm sektörü de Türkiye'de döviz kazansın para bolsun diyorum efendim. Evet. evet. Peki ee, tabii ki ülkemize devam edeceğim ama şimdi şöyle bir Pekin haberi vermek istiyorum. Pekin'de kapanma paniği. Evet. Pekin'de yeni vakalar çıktı. Halk marketlere koştu. Evet enteresan görüntüler var çünkü hmm. e biliyorsunuz sıkı e, oradan e, şey uygulanıyor, e, denetim uygulanıyor. Tabii. E, uygulansın işin ucunu biliyorsunuz bıraktılar bunlar. Sıkı tedbir uygulanıyor. Tabii evet, tabii tedbirler. sıkı tedbir. E, karantinaya girdiler ama böyle de sorun çıktı. Bir ara marketlerde raflar boşalmıştı tabii. biliyorsunuz. Şengay'da. Hıçız diye isyan ettiler. Şengay bölgesinde. Şimdi de böyle bir durum yine marketlere akın etmişler. E, Bakar tabii. mısınız? Şimdi Çin'in tedbir alması lazım. Korkuyor çünkü evet. hakikaten bu işin sonunda bu bu, bu, bu tazmin bu, bu tazmin etmek var yani bu durumun şeyinde. Amerika zaten dillendiriyor zaman zaman da dillendiridi. Efendim herhalde Çin dünya milletlerinden dünyadan efendim buradan yayıldı. Bunu bir tazmin etmek istiyoruz demeye bile getirdiler yani hı hı. ölenler var, hayatını kaybedenler var. Ee, bu, bu ekonomiler neredeyse çökme noktasına geldi, durgunluk aldı başını, e, yürüdü gitti. Bütün bunu Çin'den çıkarmaya çalıştılar ya da Çin'in üzerine yıkmaya çalıştılar. Zaten Çin'den çıkmıştı, onun için Çin'in çok ciddi tedbir alması lazım. Bu tedbirlerini e, alır, şimdi de temkinli davranıyor. Nerede birkaç vaka yürüldüyse orayı hemen abluka altına alıyor, karantinaya alıyor. E, haklı da e, Dün ölü sayısı da 51'miş Evet yani olsun Aha. Sağa sola e, sarkmasın Çünkü Çin bunun bedelini ağır ödeyebilir e, Ciddi ithamlar var iddialar var Sonuçta oradan çıktı dünyaya yayıldı Bu işin arkasını e, bırakmayabilirler En azından Çin'den Öç almak için Çin'i kanırtmak için e, Böyle bir adım atabilirler e, Kim atar? Öncelikle Avrupa Amerika Amerika Atabilir bunu da söyleyelim. E, fakat Avrupa'da Çin'in bu karantina haline bir türlü memnun değil. Çünkü orada üretiyorlar. Amerika'da orada üretiyor. Ucuz üretiyorlar. İşçilik ucuz. Birçok kalem ucuz. Hatta e, ucuz da demeyelim. Neredeyse karşılığı yok denecek kadar ucuz. Orada e, efendim, teknolojiyi de ürettiler. Her şeyi ürettiler e, Çin'den. Biz bile mesela tekstilden tut birçok kalemi Çin'den efendim ürettik. Ne oldu? E, geldiler, getirdiler, gevilerle geldi. Efendim, e, zeytin burnunda iş adamlarımız bunları aldı, mağazalarına ya da depolarına götürdüler. Şimdi Çin böyle bir hizmet veremiyor, e, enerji de çok pahalı olduğu için sıkıntı içerisinde. Yarım gün çalışıyor, yarım var diye çalışıyor. Fabrikalarda öyle, birçok yerde kepenkler kapandı, temkinli davranıyor efendim, Pekin ve Çin. Onu söyleyelim. Evet. Dünyanın en yaşlı insanı öldü. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japon Kane Tanaka 119 yaşında hayatını kaybetti. Evet, ya, bir süredir zaten görüyorduk. hastanede tedavi altındaymış. Tabi, o tarafında evet. Biz e, fotoğraflarını gördük. görüyorduk, bakıyorduk zaman zaman dünyanın en yaşlı, en yaşlısı evet, diye 115. gazetelerde. Ne Neydi yani. ne işte acaba nasıl yaşadı ama Japonlar genelde zaten sağlıklı beslenirler. Çok sağlıklı beslenirler, yani. biliyorlar ama eski toprak bu zaten. Eski toprak Aynen. derler ya Anadolu'da bazen yani yüzün üzerinde yaşayan çok insan oldu. Onları da haberleştirdik. Sorduğunuzda efendim tereyağı, yoğurt, peynir. E Anadolu'da o var zaten başka. Beyefendi ne yiyeceksiniz? Doğal besleniyorsunuz. <laughs> Evet ölüm var ölüm 119'a kadar da yaşasanız sonuçta öleceğiz efendim bunun bilincinde olmak lazım ona göre e, verilen bu emanet var ya can e, efendim uzuvlar hepsi emanet bizim elimiz kulağımız onları yerinde e, kullanmak lazım amacında kullanmak lazım şeyin dışına çıkmamak lazım çizginin dışında çıkmamak lazım sonra hepsi davacı olur beni şöyle bana şöyle 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 eziyet ettiler efendim. Bunlar davacı olabilir. Aman dikkat edelim efendim. Bu beden de bu can da emanet emanet taşıdığınızı bilin. Güzel yaşayın. Nizih yaşayın. Hoş yaşayın. Eee efendime söyleyeyim kendinize iyi muamele edin. Şimdi diyorlar ya kendine iyi davran. Ben kendime iyi bakarım, iyi davranırım Kendini efendim. Kendini sev. Değil mi? <laughs> Kendini sev. Bunlar önemli. Bakın şimdi gitti yani. Dünyanın en yaşlı insanı da hayatını kaybetti. Değmez kavgaya, gürültüye, efendime söyleyeyim e, böyle kala şeye, dedikoduya. Kenar durun, nezih durun. Fazla da efendim e, böyle halkla ilişkiler diyorlar. Çok önemli efendim. Herkes de aşırı neşir olurdu. Herkes de çok iyiydi. Çocukla iyi, ço e, efendim büyükle iyi. Şimdi ne kadar efendim... E ee, dost ne kadar çevre ne kadar ilişki neredeyse o kadar dert o kadar da bela. Yeter ki bir avuç insan olsun, dostlarınız olsun. Aman aman tabii sosyal ilişkiler önemlidir. İş yapacaksınız, insanlara merhaba diyeceksiniz ama ben dostluktan ve arkadaşlıktan bahsediyorum. Bunlar insanı yıpratıyor. Tekrar ediyorum. Özetin özeti can da be, şey de, beden de Hepsi emanet, evet. iyi davranmak lazım, evet. aşındırmamak lazım efendim. Kesinlikle. Öyle. Buyurun. Evet devam edelim haberlerimizle Magandalara sedyeli barikat. Yakınları ölen bir grup sağlık çalışanlarına saldırdı. Polisin belindeki tabancayı almak istedi. Sağlıkçılar barikat kurarak canlarını kurtardı. Allah bir, bir bir yenisi daha eklendi maalesef. Nerede, bu tarz maganda haberlerine. Nerede? Belli mi? Belli e, değil. Diyarbakır'da. Ha Diyarbakır'da. Evet. Ya çok enteresan e, Evet. Şey. Elektrik akımına kapılan e, 31 yaşında çok da genç. E, Allah hakikaten, rahmet eylesin. Ya. Başları sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok da genç. Acı büyük. Ambulansla Halis Toprak Devlet Hastanesi de acil servisine getirilmiş. Tabii. E, doktorlar şahsın yolda hayatını kaybettiğini belirledi Oo. belirlemiş. Buna öfkelenen merhumun yakınları Hekim ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Evet e, onlar da böyle bir seddeden barikat yapıp kendilerinin canlarını kurtarmaya çalışmışlar. E, yani hani burada zaten yapılacak bir şey yok. Yolda vefat ettiyse Tabii. elektrikten dolayı. Şimdi e, aslında bu isyan e, çok saçma bir, bir isyan. Çok absürt bir isyan. Yani Yaradan'a isyan edenler de oluyor. Evet, niye evet. verdin, niye aldın? O verdi, o aldı evet. tamam da... Ama sizin de atmış olduğunuz adımlar var. Bu arkadaşı cerya niye çarpmış? İşini yaparken ya da tedbirsizlik sonucunda, e, efendim Allah da bunu yaratabiliyor ama bunlarda da çok büyük dersler çıkarmak lazım. Çünkü e, sınavdayız, değil mi? İmtihandayız hepimiz. Aa efendim yani işte bu niye böyle oldu, bu niye öldü, bu niye işte iki gözü var, bir, bir kaşı böyle işte gözü böyle falan böyle olur mu falan ibret alacaksınız diye efendim öyle yaratılıyor. Şimdi bir tane e, bilim adamı bir ilim e, din din ne demiş ki, demiş ki efendim demiş, vallahi ben demiş maşallah sizin boyunuz posunuz var ben demiş bir elli boyundayım falan yani. Allah beni niye böyle yarattı falan diye çok merak ediyorum ama kendimi haksızlığa uğramış gibi e, hissediyorum. Şey, hissediyorum. Aha. Şöyle camdan bakmış, camdan da hemen çayırda bir merkep varmış. Orada <laughs> okluyormuş. Demiş ki sen Allah'la Allah. efendim pazarlık mı yapıyorsun? Yani seni merkep yaratsaydı ne yapacaktın kardeşim? Değil mi? Seni insan yaratmış kısa boylu, uzun boylu var mı bunun insanın? Her nevisi güzel herkes uzun olacak mesela ben çok çok uzun boylu insanları e, sevmem değil de severim insanları canları ama şeyde e, korkuyorum efendim acaba üzerime düşer mi yani? Olur ya hani yolda tökezler iki arkadaşınız üzerinize düşer bir tarafınızı kırar ya da bazen belki bende de bir kompleks var aman Allah'ım ya Rabbim bunu böyle uzun boylu yaratmışsın da. Demi Kıskanıyor da olabilir. Bu insanlık hali. Bunların hepsini tabi hissedeceğiz, değerlendireceğiz. Ama öyle şey yok. Öyle yağma yok. Efendim bizimkisi niye öldü falan isyan eder mi? Ya? Hala buna doktora, bunun işin içine doktoru koyup doktora efendim e, kafayı takmak, öfkenizi burada kusmak hiç iyi bir şey değil. Tedbirler geliyor bence. Yani sağlıkçılarımıza çok önemli tedbirler. Gelmesi bu de gerekiyor. Tabii. Yani bu bir değil, iki değil, ha, üç bu, değil. O kadar çok yaşıyoruz ki böyle tabii olayları. Tabii bunları açacaksınız. Bu acı üzerine bir mahkeme sonucu, bir 10-15 yıl cezaevine atacaksınız. Ondan sonra Bak, aklı başına gelecekler ya. bakalım bir daha yapabiliyor ya. Musun? Tabii ya böyle şey olur mu efendim? Evet. Evet devam edelim. 57. Alay için vefa yürüyüşü yapıldı. Ecdadın izinde. Çanakkale kara savaşlarının 107. yılı dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilen 57. Alay vefa yürüyüşü sona erdi. Kocadere kamp alanından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla başlayan yürüyüş boyunca gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında şehit ve gazilerin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Efendim evet. neymiş bu 57. alay ya bu kadar millet konuşuyor biliyor evet. muyuz anlamını? Bilmiyoruz tabii. ne olduğunu da bilmiyoruz biliyoruz bunu çocuklar <laughs> Gençlere söylemek lazım gelip olaya çıkarma yapıyor efendim düşman çıkarma yapıyor ve ciddi bir şekilde zorluk e, efendim e, zorlanıyor ordumuz orada bir e, galiba tüm general var eğer yanılmıyorsam o şey o, o bölgede 57. alayın başında da şey var Mustafa Kemal var ama ona doğru bir hücum da yok yani onun alayı ya da şeyi o zaman binbaşı sanıyorum. E, kenarda fakat tank top sesleriyle efendim silah sesleri de o da diyor ki ya burada bir şey yok biz bir şey karşılamıyoruz bize saldıran bir düşman yok o zaman biz şeylere e, o diğer kuvvetlere yardıma gidelim falan Hı -hı. diyor. Öyle hareket ediyorlar. 57. alayın eee esprisi bu efendim yani bir kenarda silah seslerini duymakla beraber ordunun diğer efendim alaylarına diğer birimlerine yardımcı olmak için bulunduğu konuşlanmış olduğu yerden yerini terk ederek oraya gidiyor. İşte o o bu yürüyüş onun için yapılıyor efendim. Evet. Böyle de bir şey var. Evet. Aynen. Belki. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir virüsten bahsetmiştik, sürpriz yumurtaların içinde olan salmonella virüsünden bahsetmiştik. Evet. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Nurullah Dikmen'in bir açıklaması var. Diyor ki gıda sektöründe çalışanların 60'ının ellerine doğru yıkamadığının tespiti yapılmış. Kim ellerini düzgün yıkamıyor? Gıda, gıda sektöründe ya, çalışanlar. Ya o ya ya. O yüzden hijyen. bu vakalar salmonella vakaları artabilir. Hijyen çok önemli. Mesela herkesin ortak kullandığı havlu bir bulaş kaynağıdır diyor. Tabi. O yüzden gıda sektöründe olanlar ellerini yıkadıktan sonra kişiye özel ya da kağıt havlularla kurulanması gerekiyor. Yani tek evet. kullanımlık. Ben de Ama de... peki böyle bir virüs sadece el yıkamadığın için olabilir mi? Şimdi Sebeplerinden o, belki bir tanesidir. Bir tanesi ama çok önemli. Önemli evet, tabii biliyorsunuz. ki. Biliyorsunuz ben demin e, Mustafa Kemali Albay şey olarak e, herhalde binbaşı olarak eğer telaffuz ettiysem onun düzelteyim sanıyorum Yarbay tabii o zaman Yarba rütbesi var o, o onu da düzeltelim burada. Evet şimdi elin el, el çok önemli bizim kültürümüzde biliyorsunuz su kültüründe te, temizlik evet, tabii. E, çok önemli biz yemek yerken de. Yemekten sonra da mutlaka elimizi ellerini ve ağzımızı yıkayan yıkıyoruz. Yıkayan bir toplumuz aslında ha. aynen. Öncesi yani bu, ve sonrası. Bu, bu Bunu yapıyoruz. Şimdi hele hele gıda sektöründe çalışanlar bence çok sıklıkla hem ellerini yıkasınlar, hijyen kullansınlar. Yani bazı yerlerde de eldiven kullansınlar. Bulaşıyor. Neden? Çünkü elimizde her şeyi tutuyoruz. Her şeyi Her yapıyoruz. Şey, evet. Tokalaşmadan. Tok, e zaten efendim... bu koronavirüste de ha. önemli şey el yıkamak demediler miyiz? Tabii mi bizi? ya o çok önemli. Sürekli Çünkü... ellerimizi evet. dezenfektanla gün boyunca. Elinizde bir öyle bir mikrop varsa şöyle affedersiniz burnunuza götürdünüz ya da gözünüzü, gözünüzü kaşıdınız. İşte o arada bulaşıyor efendim. Yani bunun şakası yok. El temizliği, hijyen çok önemli. Zira kültürümüzde bir şey daha var biliyorsunuz. Ne diyoruz? Temizlik imandandır. Hadis-i şerif bu ya. Bunun şakası Aynen makası öyle. yok. Temiz olacağız yani. Başka şey e, bunun. Şi Bakın şimdi görülüyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani mikrop hakikaten enteresan bir şey ya. Evet. Evet daha dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Devam edelim. Buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasında ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti. Evet, geçtiğimiz günlerde programımızda vermiştik Türk gencimiz birinci oldu. iki tane imam doğru tane, genç evet, imam ödül aldı diye dereceye girdi diye bunun Hı. üstüne Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da arayıp tebrik etmiş gençleri. Tabii, her ne kadar bazılar biz daha çok Müslümanız kıyafetimizden kılığımıza kadar iddiasında bulunsalar bile biz efendim Kur'anı daha iyi okuruz en güzel ezanı biz okuruz deseler bile. İki tane imamımız, imam hatibimiz çıktılar. Hem Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani hem Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okudular. Tecvid ile, makamıyla, e ezanları da okudular, ortaya koydular. Tecvid çok önemli, mahreci huruf derler e hocalar, iyi biliyorlar. Hangi harfin ağız içerisinde nereden çıktığını çok güzel bir şekilde bellemek lazım. Ona göre de Kur'an-ı Kerim'i okumak lazım. Yoksa mana yanlış olabilir. <laughs> E, mana yanlış olunca farklı bir yere gider. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim okuyorsanız hakikaten tecvidi de öğrenmek lazım, bilmek lazım. Hangi harfi nasıl icra edeceksiniz, nasıl okuyacaksınız bilmeniz lazım efendim. Bunu demek istiyorum. Helal olsun efendim. Bütün Aynen dünyaya öyle. Türklerin en iyi ezanı okuduğunu, en güzel Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu falan gösterdiniz. Ödülünüzü de aldınız efendim. Afiyet olsun. Evet, peki. Evet. Bilimsel araştırma sonuçlandı. Oruç tutan insanlar sigarayı daha hızlı bırakıyor. Tıp akademisyenleri tarafından açtığın sigara bağımlılığına etkisi üzerine yapılan araştırmada orucun günlük sigara tüketme alışkanlığını azalttığı ortaya çıktı. Araştırmayı gerçekleştiren Doçent Doktor Onur Öztürk, özellikle iftar saatinden itibaren bazı teknik dokunuşlar ve medikal tedavilerle beraber sigara bağımlılığının çok daha hızlı bir şekilde önüne geçebiliriz dedi. Ya evet, şöyle ben bırakacağım şeyi de olması lazım sigaranın kararlılığı olması lazım. Kafada bitireceksin. Hı hı. Hani gençler diyorlar ya kafadan bitirmek falan. Eğer ka kararlıysanız ben sigarayı bırakacağım diyorsanız kesinlikle bırakacaksınız. Benim bir doktor arkadaşım var bir yerde bir villa gibi bir şey yaptı. Hı hı. Orada e, üçer kişilik gruplar halinde hastalarını oraya götürüyor. 3 gün orada bırakıyor. E, takip de ediyor. Kamp Her, gibi de, tabii kamp, kamp gibi. gibi. Mi? Her yerde şeyler de var, Kamera. kameralar da var. Giderken de valizleri, üstleri, başları iyi bir aranıyor olur ya. Sigara götürmezler, götürebilirler diye. E, orada kalıyor üç günden sonra e, o insanlar canım artık sigara istemiyor. Hı hı. Ama sokakta, caddede, şurada, burada insanları görüyorlar zaman zaman dumanı yani pasif içici konumuna düşüyorlar. Tekrar başlayabiliyorlar. Hı hı. Orada da kesim ve kararlılığı ortaya koymak lazım. Bu kapalı mekanlarda sigaranın içilmemesi yasağı e, getirildi. O da çok güzel. Çok güzel oldu. Hele o, ki içmeyenler ha, için çok iyi oldu. Yani mesela, Belki içenlere de birazcık daha azaltma imkanı oldu. Evet. Yani mesela şimdi otobüslerde, evet. kapalı alanlarda, çok uçaklarda, şurada burada neyse uçakta içilmiyor zaten. Hı -hı. İnsanlar içiyordu ya. Eski filmlerde görüyorsunuz. Evet. Yani duman altı olmuşlar. Duman altı. O kül tabakları falan. E, bir de çok kötü bir şey. Yani mesela Evleniyorsunuz ya da etrafında insanlar var. Hepimiz konuşuyoruz ediyoruz bu çok Sıkı mesela günde bir iki paket sigara içenler Bir paket iki paket içenler var. Hakikaten sabah Yataktan kalktığında ya da siz böyle yaklaştığında Kül tabakı, kül tabağı gibi Aynı. kokuyorlar. Resmen o kül tabağı kokusu var ya Oradan geliyor ağızlarından falan geliyor. Bu da hiç hoş değil kol hakkına da girebilir. Girer yani çünkü kötü bir durum. Dikkat etmek lazım. Ben tasvip etmiyorum, içmiyorum. Kimsenin de içmesini istemiyorum. Tedavi etmek de, tedavi olmak da mümkün. Doktorlar tıp yardımcı oluyor. Ama öncelikle dediğim gibi kalpten ve beyinden atacaksınız efendim. Onu yaptıktan sonra o sizin için artık ekstir. Yani evet. bitmiştir, ölmüştür. dönüp bakmıyorsunuz efendim. Evet. Evet peki şimdi önümüz yaz biliyorsunuz ve Uzmanlar da uyardı. Sahte güneş gözlüklerine dikkat. Uz, uzman optisyen yaz aylarının gelmesiyle piyasaya düşen sahte güneş gözlüğü takmak konusunda göz hastalıklarının neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Evet. evet bu internet sitesinde özellikle satılan gözlüklerin çoğunda ultraviyol olmadığını belirtiyor. Hı hı. Ee, bilindik ve güvenilir yerlerden alınmalı. Ya. internetten alınan gözlüklerin göze son derece zararları var. Özellikle UV400 özelliği olması gerekiyormuş gözlüklerde. Evet şimdi hangisi gerçek hangisi taklit. İşte biz nasıl anlayacağız ya onu da değil mi? Hangisi sahte biz nasıl anlayacağız mutlaka bu işten anlayan bir dostunuz arkadaşınız vardır ya da gözlükçü vardır. O çok iyi bilir. Benim mesela Kadıköy'de böyle bir arkadaşım var. Hı hı. Ee, ona gidiyorum. Ee, diyorum ki şuraya bir bir iki yere bir uğrayalım mı? Tamam diyor. Adam bakıyor. Bu olur diyor. Bu diğeri daha şık görünüyor ya. Daha, bana daha çok abi öyle değil diyor. Hı -hı. Yani, tamam da albenisi var diyor ama e, öyle uygun değil. O, o değil diyor. Bunu al diyor falan. O çok önemli. Bir bilenle hani bir bilene soralım Hı -hı. derler Hı -hı. ya. Mutlaka bir bilenle hareket etmek lazım. Yoksa çok havalı gözlükler var. Amiyane tabirle havalı, şık ama bunun yani ben e, moda. Bunun şeyle modeliyle alakalı bir şey değil bu bizim Biliyorum dediğimiz. Ya. Yani o camlarıyla alakalı bir o, şey. İstediğiniz gibi affiliate yapabilirsiniz camları yoktan sonra. ama insanlar sonra. işte ona kendini kaptırıyor. Mesela hayır, bakalım, hayır, bence ucuz olduğuna kaptırıyor. Gözlük e, fiyatları ya, o, pahalı olduğu için evet. internetten bakıyor. 100 liraya 150 liraya gözlük var, alıyor, takıyor. İşte ama bunların o, UV özelliği yok. Bir yön o, bir yönde olduğu halde mesela parası da var, polu Aha. da var ama böyle biraz afilli derler ya Aha. çok böyle havalı moda gözlük ben bunu alayım falan diyebiliyor adam hmm. parayı bastırıp alıyor ama taklit gerçek değil evet. yani o şeyleri ölçüleri yok şuraya bakın kelebeğe buna kim dayanır abi abi gel gel diyor vallahi bana ben şimdi diğeri de klasik eski şey şimdi gözlük çok önemli dediğiniz gibi yani hem fiyat ee, hem de e, efendim... E, yani ucuza gözlük sahibi olacağım diye göz gözden olabilirsiniz. Tabii, e, hitap yani e, hitap ettiği kesimlere göre valla ben rastgele bakıyorum dükkanların önünde, e, çarşıda, pazarda işte asılmış falan gözlükler insanlar alıyor takıyor. E, çok kötü bu gözleri bozuyor dikkat etmek lazım. Sağlıklı gözlerinizi efendim yıllarca kullanmak istiyorsanız demin dedim ya bunlar e, gözde emanettir kulak da öyle burun da öyle. Bunlara iyi muamele etmek lazım efendim. İyi bakmak lazım yoksa yarın öbür gün bunun hesabı da var. Hesabını da vereceğiz. Öyle aşındırmayalım efendim. Peki devam evet, edelim. Buyurun. <laughs> Ata Demirer Yaren Leyli'yi elleriyle besledi. Bursalı ünlü sanatçı Ata Demirer ziyaret ettiği Karacabey ilçesinde Yaren Leyli'yi elleriyle besledi. Şu anda bir Bursa Bülbülü filmin hazırlıkları için oradaymış. Hmm. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile birlikte gezerken bu şekilde Leyli'yi beslerken fotoğraflanıyor. Ve sosyal medyada o, gündem oluşturuyor. Kesinlikle bu evet Leyli'yi duydu. Leyli'nin evcimen olduğunu, evcil olduğunu. Ee, insanlarla iyi geçindiğini e, biliyor, İnsanlardan kaçmadığını oraya gitti, elleriyle de beslemek istiyor, bize de öyle bir göz ziyafeti çekti. Çok teşekkür ederiz. Bayağı da kilo vermiş değil mi? Ee, epey vermiş, hakikaten. Nasıl vermiş? Bakalım epey. şimdi son e, birkaç sene oldu galiba son filminden e, merakla bekliyordur herkes. Hepimiz bekliyoruz valla son. Bakalım filmini. film nasıl olacak? Bak bak. Şimdi genelde hep böyle adayı tercih ederdi. Hmm. Film için bu kez Bursa Bursayı tercih. Etmiş. Evet. Yareni biliyorsunuz biz haber yaptık bunu. Öyle Yapmadık mi? değil mi? Yapmadık. Hatta yaptık Siz tabii bir balıkçı mı yaptınız? var, Hayır, evet. hayır balıkçı var. Balıkçının dostu e, geldiği zaman mutlaka e, balıkçıya gelir, orada onun teknesine e, hmm. konar, beraber balığa çıkarlar. O besliyor elleriyle hmm. falan. Sanki böyle bir görsel. Bizde hatırlat hatırlıyorum. İşte o yaren bu yaren yani Aa, Bursa'da dur. evet. <laughs> Peki evet güzel renkli görüntüler. Peki çöl kulaklı toygarı kuşu Türkiye'de ilk kez Hatay'da gözlemlendi. Toz taşınımı Türkiye'ye yeni kuş türü getirdi. Evet. E, <laughs> çöl kulaklı toygarı kuşu. Evet. İlk kez görüntüler ama bu şey mesela kafamı e, bir bulandırdı. Toz taşınımı Türkiye'ye getiren. Şimdi şey var ya bu o, rüzgar. Hı hı. E, biraz anlaşılır evet. şekilde olursa rüzgar Afrika'dan işte Şam üzerinde Suriye üzerinde biliyorsunuz İstanbul'da boğulu bir hava vardı. Hı hı. Böyle güneş var hava çok hoş çok güzel ve fakat güneşi yeterince göremiyorsunuz. Hatta bazı alerjisi olanlar nefes alamıyoruz diyorlar. Oradaki o tozlar gü gübre mahiyetinde aynı zamanda çok faydalı. Hı hı. Çimene, çayıra, çiftçinin beklediği bir şeydir bu. Ondan sonra bir de yağmur yağdı mı, yağmurla buluştu mu harika oluyor. Bazen diyoruz ya ya çamur yağmış falan. İşte o. Ta, şöyle oldu o zaman. Şimdi onunla toz taşınımı beraber. Ile beraber geldi. Tabii. Tamam, tabii. Şimdi yani oldu. o rüzgarla beraber o ya, da sürüklenmiş kuşu. gelmiş yani. Tabii. Evet, hiç kuş, Türkiye'de o. olmayan bir tür sonuçta. Tabii. Gelmiş Hatay'a da kummuş efendim. Nesli <laughs> tek başına ne olur ama bakın şeyler fotoğraflar çekiyorlar. Müthiş bir şey bu ya. Keşke burada da çoğalsalar yani. Bak ne kadar güzel bir çok güzel. şey. Ya bizim evet. serçe kuşlara benziyor ama çok farklı ya. Evet. Evet şimdi Ramazan'ın son haftası Ramazan iftar görüntülerimiz var ama önce bir kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Hayatı Dair Haberlerle sizlerle birlikteyiz. Müzik Reklamların ardından burada her şey var tüm hızıyla devam ediyor. Evet ne dedik Ramazan'ın artık son günleri. Tabii. E, mübarek Ramazan'ın da yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. E, bayramla da taçlanacağız inşallah. İnşallah <laughs> çarşıda pazarda hakikaten ciddi bir alışveriş var, yoğunluk var. var, değil yoğunluk mi? var. Yani hem şeker, tatlı, yoğunluğu var. Evet tabii. Var. Farklı, Bütün efendim, marketler ana... kampanyalarını yaptı. Heh, Marketlere <laughs> çikolatalar, şekerler geldi. Anadolu'ya gidenler de yani oraya götürmek için de ben dün akşam birisinin bir arkadaş baktım yürüyor böyle. Ben de biraz yürüdüm eve doğru. Elinde bir 5-10 tane çikolata var. Hepsi de görülüyor böyle bir şey yapmış iple bağlamışlar götürüyor. Hayırdır dedim dükkana mı götürüyorsun yarın satacak mısınız falan yok dedi abi memlekete gidiyoruz arabanın arkasına koyacağız vereceğimiz yerler var hediyeleşmek çok önemli onun için kültürümüzde de sünnettir buyuruluyor efendim. Evet. Tamam efendim çünkü alacaksınız vereceksiniz hediyeleşeceksiniz bu aynı zamanda muhabbeti arttırır aramızda kalsın ha. Ben bu tiyoları her yerde herkese Hediyeleşmek, vermem. Hediyeleşmek değil mi? Aynen. Tabi birilerine bir şey vereceksiniz. Az ya da çok bazı insanlar böyle küçük bir kalem de verdiğinizde çok mutlu oluyor. Adamına göre. Tabii, Ama bazılarına öyle. da şöyle efendim bir yüzük aldığınızda ancak işte efendim bir şey Ama işte öyle insana falan. da hediye vermek ya, stresli bir şey. E? Küçük şeylerle mutlu olacaksın ki <laughs> e, değil mi yani hani... E? İlla özel bir günü beklemene de gerek yok. Tabii. İçinizden gelir bir masasına bir çikolata koyarsınız. Tabii. Ne bileyim dediğiniz gibi bir kalem. Bu, bir, bu da bir hediyedir yani. İlla çok böyle evet. değerinin olması gerekmiyor. Gerek Maddi değeri diyelim. Ama bazılarıyla da ne yapacaksınız? Dost kalmak zorunda kalsın. Arkadaş kalmak zorunda kalıyorsunuz. iş yapıyorsunuz. Evet. Efendim böyle zor insanlar da var. Aman efendim bana bunu mu almış? Ya düşünmüş ya bir defa. Düşünmüş. Onu almış. Mühim olan beyinde seni tasavvur etmesi, düşünmesi, bir şey alması gerektiğini bilmesi. Bu çok kıymetlidir. Öbür tarafta seni düşünmüyor ama idare etmek istiyor. Ne yapalım ya bu adamı da pek sevmiyorum ama Allah kahretsin ee, hmm. ona da böyle bir şey götüreyim falan. Ee, tamam mı alıp getiriyor. Sırf seni idare etmek için ama hediyenin esası özü ne olursa olsun küçük büyük onu götürüp efendim takdim etmek. Bayramı da beklememek lazım. Muhabbeti artırır, sevgiyi artırır. Karşılıklı böyle hediyeleşmek lazım. Zaman zaman aynı zamanda cömert olmak lazım. Kültürümüzde cömertlik, cömertliğin karşılığı çok önemli. Hatta övgüler vardır. Yani böyle sıkı sıkı elini hani derler ya cebine koymaz. Cebinde akrep var falan derler. Öyle değil. Yani cömert olacaksınız. Ne alabildiyseniz, ne vermek istiyorsanız yani içinizde ne kopuyor derler ya. E, gönlünden ne kopuyorsa. Bu çok önemli. Yoksa tabii böyle. gönülden kopması önemli. Evet, Yoksa zoraki yani, bir şey yapılmaz. Tabii canım düşünüyorsunuz ya gönlünüzde de <laughs> kopuyor. Bu çok önemli. Yani o karşılık da buluyor zaten karşısında. Beni düşünmüş efendim Aynı getirmiş öyle. ya. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bazılarında eli hiç cebine gitmiyor efendim. Yani akrep varmış gibi. Ne bu ya? Ya ne dediğiniz gibi be? küçük bir şey, küçük bir şey Tabii. yani. Hani o insan o kadar mutlu ed ediyor ki. Tabii. Ee, evet. Peki şimdi güzel bir iftar yemeğine götüreceğiz sizleri efendim. Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte iftar saatinde kütüphane'de kitap okuyup ders çalışan öğrencilere döner ikramında bulundu. Buyurun efendim. Çocukların da en sevdiği. Şimdi. İltifat e, iltifat marifete de mi derler ya. Yani. Marifet iltifata tabidir derler. Adam oturmuş bu saatte atalarımız öyle demişler. Bu saatte oturmuş ders çalışıyor. Değil mi? Yani bu çok önemli. Buna bir şey hediye etmek lazım. Evet. Bir şey vermek lazım, yüreklendirmek Aynen. lazım. Aynen. İşte biraz önce konuştuğumuz konuya bir örnek daha. Tabi mesela biz çalışkan birisini eee nasıl taltif edeceğiz diğer insanlardan nasıl ayırt edeceğiz ona farklı bir şekilde davranacağız ki o da diyecek ki bakın bu toplumda çalışkan insanlara çok daha farklı davranılıyor çok daha farklı yaklaşıyorsunuz çalışkan adam yahu çalışkan bunun bir farkındalığı da olması lazım bu insanda uyandıracaksın Bakın şimdi bizim belediye başkanı Üsküdar belediye başkanımız Beyefendi ince ince doğuruyor <laughs> <Aynen. gülüyor> Helal olsun O dönerinden tatlısına kadar Her şey var çok bol bol vermişler Hakikaten çalışan öğrenciler Kütüphanede adam ders çalışıyor Geleceğe hazırlıyor Onu götüreceksin yemeğini önüne koyacaksınız Valla biz Bayağı çocuklarımız var Bayağı da kalabalık Tabii. bu kadar insan e tabi, Sığıyor mu? Tabii. Şimdi çok büyük Çünkü kütüphaneler var. Çünkü uzun zamandır var. kütüphaneleri de unuttuk. E, ben çocukluğumda e, çok giderdim. Ha yani o kütüphaneler çok küçücüktü. Halk kütüphaneleri. Evet. 15-20 kişi, evet. 30 kişi. Sessiz şey, sessiz, şey sessiz. Şimdi kütüphaneler çok katlı. Geçen gün Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gittim. Bir kütüphane var. Ay. Gece öğrenciler oradan çıkıyorlar. Gece saat 11 gibi falan bazıları. Dedim ki bu ne yapıyorsunuz? Nasıl, ferah mı, iyi mi, yetiyor mu size? Abi burası dar geliyor dedi. Yukarıda rektör bey bir kütüphane daha yapıyor. Bilmem kaç katlı olacak. Onun inşaatının da önünden geçtik. Harika. Düşünebiliyor musunuz? Ne ee, kadar artık bir tıkla bütün bilgilere ulaşsak da ya, kütüphanenin yok, kütüphane, de özelliği şart. ayrı şart. Tabii ya. Yani e, okumak şart. O kokuyu alacaksın. E, bir de hakikaten internet ortamında var, olabilir. Ee, ama o kitabın kokusu, o sayfaları açıyorsunuz, bilmem e, okuyorsunuz, çok güzel. Bazıları mesela ben çok geçen gün bir arkadaşıma dedim ya sen gazete abonesi oldun mu? Abi eskiden geliyordu şimdi ihtiyaç duymuz, her şey te, her şeyde var diyor falan. Hmm. Ee, ama evet, o gazeteyi var. eline alıp ama sayfaları çevirmek bence çevirmek, çok daha güzel. Köşe yazarlarını okumak, o bulmacayı çözmek, ya çok müthiş bir şey. Yani gazete ayrı bir şeydir, sosyal medya ayrı bir şeydir, internet ortamında farklı bir Hepsinin şeydir. Hepsinin yeri ayrı. Şimdi eğer hakikaten... Ben sosyal medya ortamında mesela bir şey okumayı çok sevmiyorum. Uzun evet. uzun yazılar okuyamıyorum Tabii. ama bir kitap elimde bir gazete olduğunda o okumak daha keyifli. Ya bir defa çok madem ki zamanı şey var geldiyse onu da söyleyeyim. Ben gıcık oluyorum ya. Çok okumam lazım ya. E Cahil insansın okuman lazım, kendini yetiştirmen lazım yani birileri bir diploma alıyor bir yerden. Benim belgem var, bitti diyor. Artık ben her şeyi biliyorum. Ben öyle değil diyorum. Sürekli okuyalım, bilelim, öğrenelim. Evet, kesinlikle. Efendim kendimizi yetiştirelim. Şimdi ben ifrit oluyorum ya. Ya o kadar çok reklam geliyor ki. Evet. Yahu artık gına geliyor. Yani oku okuyacak mısınız, dikkatinizi mi dağıtacaksınız? Habire reklam geliyor. Bir şeye bakıyorsunuz, bir makale okuyacaksınız, 10 tane reklam geliyor. En son kenara koyuyorsun vazgeçtim diyorsun varsa hemen elinizin altında hop gazeteyi koyuyorsunuz dikkatiniz dağılmadan baştan sona kadar o makaleyi okuyabiliyorsunuz ya da o haberi inceleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel ya gazete var eğer e, efendim televizyon e, sinemayı sinema efendim tiyatroyu tiyatro e, <laughs> Hacivat Karagöz'ü bitirmiş olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı bunların hepsi var. Hepsi gerçi Hacivat Karagöz bu işin pi, şeyin tiyatronun önünde de. Bunların hepsi var ve bunların hepsini insanlar severek, isteyerek gidiyorlar, izliyorlar, takip ediyorlar. Sinema filminde, televizyonu da izliyor. Öbür tarafta şeye de gidiyor, tiyatroya da gidiyor. Hacivat Karagöz buldu mu balıklama atlıyor. Aa bakalım biraz espri dinleyelim diyor. Bunlar bitmedi. Gazete bitmez. Yani mesela Avrupa'da özellikle Japonya'da öyle gazeteler var ki milyonlar e, milyon e, trajları var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de ilk defa bir gazete e, bugünlerde yaşını da yeni yaşında e, kutluyoruz e, 52 yıl oldu Türkiye Gazetesi ve Türkiye Gazetesi 1 milyon 300 küsür bin e, bin sattı yani ilk defa bir gazete Türkiye'de bu traji yapıyor 1 milyon 300 küsür bin Bugün de efendim e, e, genelde Avrupa'da dediğim gibi Japonya'da da olduğu gibi sabah erken saatlerinde ya iş yerine ya da eve gidiyor. Böyle bir e, aktif pazarlama e, e, şekliyle dağıtılıyor gazete. bayıda de satılıyor ama böyle de gidiyor. E, süt gibi ekmek gibi kapıda oluyor gazeteniz. Evet efendim. Evet devam edelim. Ramazan sofralarının şifa kaynağı bileciğe. Özgü. ısırgan otlu tarhana çorbası. Şifa kaynağı bu çorba Ramazan ayının vazgeçilmezi. Hiç duydunuz mu? ısırgan otlu tarhana çorbası. Ben ilk defa duyuyorum. Ben de ilk, Ama ilk defa duyuyorum. Ama ısırgan otundan çok çektim. <gülüyor> 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 tamam mı? Isırgan otu hakikaten ısırıyor. Yani bağda, bahçede. Ama eli ısırıyor değil mi? Yani Yahu, yerken bir, yani yok. bir, bir şört, şey yok. Şifa olmuş. Bir tişört, kısa bir şey hmm. giymişsiniz. Geziyorsunuz. Yani güneş biraz görsün ayaklarınız efendim diz kapaklarınızı falan ya da kollarınızı görünsün. Bakın tarlayı kavurdu. Bir, bir, yerlerde yürüyorsunuz. Nasıl batıyor? Nasıl batıyor? Sonra kaşı dur efendim. Evet. Aman Allah'ım ya Rabbim. Demek ki ısırgan otunu çorbada sevmek lazım. Ben hakikaten ısırgan otunu sevmiyordum. Şimdi kavurdu, Ama çok kavurarak yaptı tarhanayı. Bakalım ısırgan otunu ne zaman ilave edecek? Burada ısırmaz. Isırmaz. Isırmaz. <laughs> Pişer bu ısırgan otu. Piştikten Aynen. sonra sizi ısırmaz. Aklınıza bir şey gelmesin. Kemal'e afiyetle yiyin. Ben ilk defa doydum. Demek ki burada şey yaygın. Evet. Tabii oraya özgüymüş Ramazan ayını vazgeçilmez. Allah için. Allah. Ee, Çok peki sanmış. ısırgan toz halinde mi koydu? Böyle yaprak yaprak mı? Onu görebildiniz mi? Ben onu göremedim. Göremedik zaten daha. Şeyde tabakta. Ha, şu anda atıyor Mesela atıyor şu anda ya o karıştırıyor pardon. ya Ben mesela tarhanayı sade düz sevenlerdenim. Evet. Hani kıymalı yapan da var ya. Bakın yaprak değil bu bence kurutulmuş, şey kurutulmuş bir yerde evet, bekletilmiş. Nane gibi. Ha nane gibi e, efendim şimdi hanımefendi eliyle sıktı attı oraya tuz gibi oldu. Vallahi Al sana ısırgan otu tarhana bitti. çorbası. <laughs> Vallahi. Neler var değil mi yani? Ben ilk defa duydum. Siz evet. duymuş muydunuz? Yok ben de duydum. Ben sadece ısırgan otunun Ama insanın vücudunu, güzel. elini, ayağını çok ciddi bir şekilde ısırdığını, eh. kaşınma meydana getirdiğini, neredeyse e, kaşırken tahriş bile olabiliyor cildiniz. O kadar e, şey yani önemli. Evet, Devam edelim. Karavancılar Göksu Parkı'nda iftarda buluştu. Başkent'te bir grup karavancı Göksu Parkı'nda buluşarak iftarını açtı. Aralarında çekme ve motokaravanların bulunduğu yaklaşık 80 kişilik karavan ekibi Ankara Göksu Parkı'nda buluştu. Evet, hep birlikte herkes evinde ne yaptıysa onu getirdi. getirmiş. Tabii. o şekilde. E, i̇ftarlarını açmışlar hep birlikte. Bunlar ne yapıyor? İşte bu e, Ramazan'ın birlik, be, beraberlik bütünlük e, olayı da çok güzel. <laughs> Şimdi Karavancılar Mahallesi. Evet. Biliyorsunuz. Göksu Parkı'nda. E, tabii evet. Boğaz'dan yürürken özellikle Orta Köy'den sonra çok sonra Bebe'ye doğru ben böyle yerler görüyorum. Bebe'yi de aşıyorum. Böyle 3-5 tane karavana, e, karavana dostluğu, komşuluğu ya da mahallesi denilebilir. Bak mahalle oluşturmuşlar. Karavana evet. Mahallesi. Biraz da kötü anlaşılır. Hani bazen Kavacık. karavana attın der gibi. <laughs> İstanbul Kavacık'taki Göksu Parkı değil mi? Tabii, evet. Göksu Parkı'nda bunlar şimdi bir arada. Kim bilir? Hakikaten belki bu, bunlar hiç komşu değillerdi. Aynı tabii, mahalleden tabii değillerdi. Tanışık, belli ki. Evet, tabii, bu karavana biliyorsunuz hayatımıza şeyle beraber girdi. Pandemiyle COVID'den. beraber, ya. evet. Bu da pandeminin tanesi. Herkesin böyle bir isteği bir oldu. Tane. Şimdi tekne daha pahalı. En iyi Tabii. tekne arkadaşım bu teknesi derler ya. Tekne daha pahalı. Şimdi insanlar ama karavanına atlayıp bir yerlere gitmek. Hani otel stresi yaşamadan, Aha. otelde kalmadan. Evet. İstediğimiz yerde duralım. Böyle işte karavan parklarında. Evet. Yani keyifli olabilir sevenler sanatçı, için. Sanatçı dostlarımız var. Özellikle çok şimdi benlik bir şey değil mesela. Tabii film ve dizilerde oynayan sanatçılarımız var. Ha onlar o özel bebek, karavan alıyorlar kendilerine. Be, sett'e rahat etsinler diye. E, Bu gezmek için. Hay hay ha gezmek için ayrıca kalıyorlar da be bebek Tabii. parkında ha. o mevkilerde yaşıyorlar. Ha, evet. Siz de olayın dedikodu boyutundasınız. Yok dedikodu değil efendim. Yani biz de geziyoruz böyle ha. falan. Dostlar orada efendim. Bir yönetmen arkadaşım var. O çağırmıştı. Sette gel demişti. Bir gün de oraya gittik baktık ki aman Allah'ım ya Rabbim çok güzel, keyifli. Sen ne zaman oynayacaksın falan dediler. Ben önce Sayın Ahmet Mücahit Ören Bey'den izin almamız lazım dedim. <laughs> Müsaade ederler belki ama ben bu yaştan sonra da artist olmak istemiyorum. yani. Bu yaştan sonra bana niye artist desinler ki? Ya, yani. Partneriniz sizi hiçbir yere bırakmaz. Söyle 20-25 <laughs> yaşlarında değil mi? 30 yaşlarında yok, olacaksınız yok. ki öyle başlayarak geleceksiniz defa ki. oyunculuğun yaşı yok. Hani oyuncu olan bir insanın Kesinlikle. yaşı yok biliyorsunuz. Mesela ben bir tiyatrocu dostu biliyorum. Çok da sever, şiirde yazar, okur eee Payitaht dizisinde 30 yıl 35 yıl şeylerde sahnelerin tozunu yuttu ama 35 sene sonra şöhreti yakaladı efendim. Hmm. Ya tabii. Kim kim o e, söyleseniz. Yok önemli değil. Şöhretine şöhret katmayalım efendim. Abdülhamit <laughs> Han'ın Abdülhamit Han'ın e, Han yaverlerinden bir tanesi Paşa. Için? Ha peki. Paşa lakaplı efendim. Evet. Evet devam edelim Buyurun mi? Efendim, peki. Tabii. İftar sofraları İznik'te kuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İznik'te düzenlediği iftar programında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Buraya bak tarla gibi ya. Ana. Aa. Maşallah. Bitmiyor Biz, efendim. Hakikaten. Ben yüzlerce diyorlar ama sanki bir binleri aşmış gibi. Koca bir tarlada. Oo. Nasıl bir koreografi oluşturmuşlar değil mi? Evet. Tepeden bakınca. <laughs> çok çok ilginç. çok ilginç. Ben lahana tarlası gibi zannettim önce Yukarıdan biliyor musunuz? Bakınca öyle mi hissettiniz? Tabii böyle yakına gelince masaları gördüm. Yukarıdan böyle lahana tarlası böyle beyaz, gri falan gördüm. Ben acaba lahana tarlasıyla karıştırdı mı yönetmenimiz görüntüleri, görselleri? Ama hayır şimdi masa çok önemli. Biz de dün e, tabii TGRT'nin yemeği vardı. Biz de oradaydık. Yemeği, evet. Değil mi? Fakat çok enteresan bir şey, e, masalardan sandalyelere kadar değişik mesela e, üç gün önce başka bir iftar yemeği Aha. vardı oradaydık. E, Sayın Ahmet Mücahit Ören Bey'in iftarıydı. Dün Aslan Hanım da vardı. İlas Medya Grup Başkan Vekili eşleriyle beraber. Masadan sandalyelere kadar her şey değişmiş. Aha. Ya da vardı biz göremedik ama şunu dedik arkadaşlarla dedi ki hanım elinin değmesi bu. Yani Kesin. hanımefendi orada ya. <laughs> evet. Sandalye çok şıktı. Bir de minder vardı şöyle bağlı olarak çok rahat bir şekilde. Ben şaşırdım çünkü 3 gün önce aynı salonda yemek yemiştik. Ve fakat o yemekte e, o sandalyeler, o masalar yoktu. Kaselerimiz de çok güzel. Evet. Efendim şey değildi yani e, bildiğimiz o bizim e, kase değil de şeyden herhalde. E, yani bir, bir, bir de, krom muydu neydi onu bilemiyorum ama bizim eskilerin e, eskiden vardı ya o kaseler, kaseler çok güzel böyle renkli renkli çiçek mi mi falan. Porselen değil, porselen değil işte. E, efendim? Çinko. Ha çinko bakın çok güzel söyledi. Allah Allah. Çinko evet porselen. Por, bak porselen, porselen, porse evet porse porselen porselen niye dilim dönmedi porselen ya ben bu kadar kurslara gittim, şuraya buraya gittim. Porselen dedim. Niye dedim biliyor musun? <laughs> Şunun için dedim. Bazıları böyle hava atmak için dişlerimi yaptım. Bak gördün mü? Porselen falan evet, dalga geçiyorduk evet. ya. Evet, porselen. Ama dünkü kap kaçak çok farklıydı. Dediğimiz gibi çok değişikti, çok hoştu. Hanım eli değmişti. Bunun içinde programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim bize böyle evet. bir akşamı böyle bir. E, günü yaşattıkları için. Evet. Teşekkür ederiz. Zaten İhlas Medya hep çalışanın yanında. Evet, gerçekten. E, bu hep böyle oldu. Böyle de devam ediyor. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Evet, Atabeyciğim çok e, teşekkür ediyorum ben size teşekkür güzel ]ıyorum. yorumlarınızdan dolayı. Bakın evet. benim de dilim sürçtü. <laughs> Ramazan normal Ramazan üzeri. Vallahi Ramazan evet. Ramazan'da az kaldı. E, çok çok teşekkür ediyorum teşekkür Atabeyciğim. Yarın yine birlikteyiz. İnşallah. Evet efendim bugünlük de bizden bu kadar yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.